Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemlerinin 6. testiyle devam ediyoruz. Yukarıdaki grafiklerde A ve B araçlarının kilometre cinsinden gittikleri yol ile harcadıkları benzin miktarlarının ilişkisi gösterilmiştir. Ters orantı şeklinde verilmiş arkadaşlar. Niye? Çünkü yol artıyor. Benzin miktarı da ne oluyor? Azalıyor arkadaşlar. Şimdi A aracına bakalım arkadaşlar. Ne kadar benzin harcıyor kilometreye? 2 kilometrede bakın 60'tan 59,6'ya düşmüş. Demek ki bakın şurada A aracı için konuşacak olursak 2 kilometrede 0,4'lük bir azalma var değil mi? 4 litre ne olmuş? Harcamış. O zaman 1 kilometrede 0,2 litre ne olur? Harcar. Aynı şeyi B için de konuşalım. Bu sefer 3 kilometrede arkadaşlar 80'den 79,1'e düşmüş. Haliyle 3 kilometrede 0,9 litre harcamış. Haliyle arkadaşlar 1 kilometrede 0,3 litre ne yapacaktır? Harcayacaktır. Devam edelim. Aynı anda harekete başlayan iki araçtan tam sayı olarak en az kaçıncı kilometrede B aracının deposundaki benzin miktarı? Şimdi en az kaçıncı kilometrede diyor arkadaşlar. Şimdi diyelim ki x'inci kilometrede. Yani x kilometre gitmiş olsun bunlar. A aracı x kilometrede 0,2x litre harcamış olur. B aracı da x kilometrede arkadaşlar 0,3x litre harcamış olur. B aracındaki depodaki benzin miktarı diyor. Şimdi B aracında arkadaşlar 80 litre yok muydu? Evet, x kilometre gittiğinde de bu kadar harcamayacak mı? Evet, 0,3x litre harcayacak ve kalan benzin miktarından arkadaşlar bu olmuş olacak. Aynı şekilde A'da ne kadar vardı? 60 mı vardı? Evet, 60 vardı. A'da da 60 vardı. X kilometrede de arkadaşlar 0,2x litre harcamış olacak. Bu da kalan benzin miktarı olmuş olacak. Ne diyordu? B aracındaki aracının deposundaki benzin miktarı yani şu. A aracındaki deposundaki benzin miktarından daha az olur diyordu. Yani şundan daha az olmasını istiyor. O zaman bu şekilde yapacağız, değil mi? Bunu çözelim o zaman. 20 küçüktür 0,1x. Her tarafı 10 ile çarpıyorum. Pozitif sayıyla çarptığımdan dolayı eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 200 küçüktür x olacak. X'in en az değerini soruyordu arkadaşlar. 200'den büyük en küçük sayımız ne olacak? 201 olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik ikinci soruya. Bir babanın cebinde 4 çocuğunun her birine eşit ve TL türünden tam sayı olacak şekilde paylaştırabileceği kadar parası vardır. Tamam. 1, 2, 3, 4 tane çocuk var arkadaşlar. Her birine eşit miktarda olacağından dolayı her biri x alsın. O zaman bu dedenin cebinde 4x TL para olur. Anlaştık. Babanın cebindeki para 45 TL fazla olsaydı. Şimdi babanın cebinde 45 TL var. Eğer 4x TL var, 45 TL daha fazla olsaydı bu kadar olmuş olacaktı. Bir çocuğun alacağı para 60 TL'den fazla olacaktı. Biz şimdi 4 çocuk için hesaplıyoruz burada. O yüzden 4 çocukla ilgili kıyaslama yapalım. Tamam mı? 4 çocukla arkadaşlar ne olurdu? 240 TL'den fazla olmuş olurdu, değil mi? 240 TL'den fazla olmuş olurdu. Buradan da arkadaşlar 4x büyüktür 195 geliyor. X de büyüktür. Ne oluyor? 180 olmuş olsaydı 45 olacaktı. 196 olsaydı aslında 49 mu olacaktı? Yani 48 virgül küsür olmuş oluyor. Tamam. İkinci durumu hesaplayalım arkadaşlar. Şurada. Babanın cebindeki para 4x TL vardı ya. 30 TL az olsaydı o zaman bu kadar olacaktı. Bir çocuğun alacağı para 65 TL'den az olacaktı. Şimdi biz 4 çocuk için hesaplıyoruz. O yüzden bunu da 4 çocuk için hesaplayalım. Bir çocuk 65 TL'den az olacaksa 4 çocuk 260 TL'den az olacaktı, değil mi? O yüzden onu da bu şekilde gösteririz. 4x büyüktür 290 olmuş oluyor. 300 olsa 75 olurdu, değil mi arkadaşlar? 2,5 daha çıkarmış olacağız haliyle. Ne olacak? 72,5 mu oluyor? Evet. Haliyle arkadaşlar x dediğimiz 48 virgül küsürden büyük oluyor. 72,5'tan da küçük oluyor arkadaşlar. Burada x'in alacağı değerler 49, 50,
Nereye kadar gider? 72'yi de alır. Değil mi? Terim sayısını bulacak olursak burada son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Ne geliyor? 23. Bir daha 24 tane farklı değeri olmuş oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 3. soruya. Yukarıda Manisa'da uygulanan şehir içi otobüs seyahat ücretleri gösterilmiştir diyor. Tamam. Kartlı ve kartsız fiyatlar aşağıda verilmiş. Aynı kartı kullanarak otobüse binen Ayla ve Ahmet hakkında aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi şuraya ben sıkıştırmak istiyorum arkadaşlar. Ayla ve Ahmet. Tamam. Ayla öğrenci bileti, Ahmet ise tam bilet ödemektedir. Evet, bu öğrenciye bu da tam bilet ödüyormuş arkadaşlar. Tamam. İkinci öncüle bakalım. Mart ayında Ayla tek başına 3 kez şöyle Mart ayı Ayla tek başına 3 kez Ahmet tek başına 2 kez otobüsle seyahat etmiş. Diğer seyahatlerini birlikte yapmışlar. Birlikte ne kadar arkadaşlar? Şu tek olsun. Bu da birlikte. Birlikte de A kez olsun arkadaşlar. A kez seyahat etmiş olsunlar. Tamam. İkinci öncülü de hallettik. 3'e bakalım. Daima kart kullanan Ayla ve Ahmet kart kullanmasalardı Mart ayı içerisinde otobüs için 29 TL daha fazla ödeme yapacaklardı. Şimdi bir kartlı bir de kartsız bir şekilde hesaplayalım arkadaşlar. Bakın şöyle kartlı diyelim. Tamam. Şimdi kartlı kullansalar arkadaşlar ben önce şunu hesaplayacağım. Tamam. Daha sonra bunu hesaplarız. Önce tek başlarına Ayla 3 kere biniyordu ya. Ayla öğrenci bileti alıyordu. 3 kere bindiği zaman buna 6 TL ödeyecek. Ahmet de tek başına 2 defa biniyordu. Tam bilet alıyordu arkadaşlar. 2 çarpı 3'ten de 6 TL ödemiş olacak. Yani tek başlarına 12 TL bir ödemiş oluyorlar arkadaşlar. Tamam. Sonra birlikte bindikleri için de birlikte binsinler arkadaşlar. Birlikte bindikleri zaman da A defa demiştik. O zaman ne olacak? Ayla 2A TL ödeyecek. Ahmet de 3A TL ödeyecek, değil mi? Toplamda ne olacak? 5A. Yani arkadaşlar kartlı bindikleri zaman bu kadar ödemiş oluyorlar. Şimdi kartsız duruma bakalım. Kartsızda da şimdi bu hangisi binecek arkadaşlar? Ayla binecek. Kaç kere binecekti? 3 kere binecek. 3 kere binerse ne kadar ödeyecek arkadaşlar? 7,5 TL. Bu da 2 defa binecekse tek başına bir 8 TL ödeyecekler. Yani toplamda 15,5 TL'yi bir ödeyecekler. Yazalım. 15,5 artı. Birlikte bindiklerini hesaplayalım arkadaşlar şimdi. Birlikte bindikleri kaç kez binmişlerdi? A kez binmişlerdi. O zaman Ayla ne kadar ödeyecek? 2,5 A kadar ATL ödeyecek. Ahmet de 4 ATL ödemiş olacak. Toplamda 6,5 A. 6,5 A. Şurada bize bir bilgi daha veriyordu. Ayla ve Ahmet kart kullanmasalardı yani kartsız binselerdi arkadaşlar şu kadar ödeyecekler, değil mi? 6,5 A ödeyeceklerdi. Tamam. Ne diyor? Nerede kalmıştı? Kart kullanmasalardı Mart ayı içerisinde otobüs için 29 TL daha fazla ödeme yapacaklardı. Neye göre? Şuna göre daha fazla ödeme yapacaklardı. Yani 12 artı 5A artı 29 olacak arkadaşlar. Buradan A'yı bir bulmaya çalışalım. Bunu bu tarafa atarsam 1,5 A yapar. O da 3A bölü 2 yapar. Değil mi? Evet. Buradan 15,5 karşı tarafa atacak olursam 12'den çıkardığım zaman eksi 3,5 olur değil mi? 29'dan da eksi 3,5'u çıkardığımız zaman 25,5 mu olur? Tamam. Buradan sadeleştirmeleri yapalım. 255 tam 3'e bölünür mü arkadaşlar? Rakamlarını topluyoruz. 12. Değil mi? Bölünür. Kaç geliyor? 8, 85. Yani 8,5 geliyor değil mi? 2 ile de çarparsam ne olacak? A'yı 17 olarak bulurum. Bizden ne istiyordu? Ahmet ve Ayla Mart ayı içerisinde kaç kez birlikte otobüse binmiştir diyor. Bakın A kez demiştik. A'yı da 17 olarak bulduk. Bence güzel soru. Buna bir yıldız atalım. Gelelim 4. soruya. Bir bilet kuyruğunda bulunan Cem ve Aykut için aşağıdakiler bilinmektedir diyor.
Tamam. Cem baştan 10, sondan ise 18. sıradadır diyor. Bakın şurası kuyruğun baş kısmı olsun. Burası da son kısmı olsun arkadaşlar. Şimdi Cem baştan 10. sırada ya. Demek ki Cem'in önünde kaç kişi var arkadaşlar? 9 kişi var. Değil mi? Şurası da Cem olsun. Cem de 10. kişi olsun. Sondan da 18. kişidir diyor. Arkadaşlar o zaman arkasında da kaç kişi olacak? 17 kişi olmuş olacak arkadaşlar. Kendisi de 18. kişi. Aykut sondan 11. sıradadır diyor. Şimdi bir de Aykut var. Sondan 11. sırada olacak. Evet. Haliyle o zaman bakın şöyle yapalım. İkisini birleştirmiş olalım. Aykut sondan 11. kişi ya. Demek ki bakın şurası Aykut olsun. Aykut'un şöyle arkasında kaç kişi var? 10 kişi var. Şimdi Cem'in de arkasında 17 kişi olacaktı. Şimdi 10 kişi burada. Bir kişi de Aykut'un kendisi 11 oluyor. O zaman 17 olması için demek ki Cem ile Aykut arasında bir 6 kişi daha var, değil mi? Çünkü Cem'in arkasındakileri hesaplayalım. Bak 6, 10 da buradan 16. Bir de Aykut var. 17. Herhangi bir problem yok. Bu şekilde yazabilirim. Bilet kuyruğunda Aykut'un önünde X kişi geldiğinde. Şimdi Aykut'un önüne X kişi gelsin. Şimdi arkadaşlar Aykut'un önünde şu anda kaç kişi var? Bakın Aykut'un önünde bak bir 6 kişi burada var. 9 kişi burada var. 15. Bir de Cem'in kendisi var. 16. Yani 16 kişi var. Değil mi arkadaşlar? 16 kişi var zaten Aykut'un önünde. X kişi daha gelirse o zaman 16 artı X kişi mi olacak önünde arkadaşlar? Evet. Aykut baştan Y artı 3. sırada. Şimdi Aykut baştan Y artı 3. sırada ya. Demek ki önünde Y artı 2 kişi var arkadaşlar. Bu da zaten aynı zamanda şurası da önündeki kişi sayısı değil miydi? Evet. Bu da önündeki kişi sayısı. O zaman bunların birbirine eşit olması lazım. Buradan Y eşittir. Pardon, Y artı 12 dedik ama burada Y artı 2 olması lazım değil mi? Y artı 2 kişi. Evet. Buradan da Y eşittir. X artı 14 olması lazım. Tamam. Şimdi diğer bilgiyi kullanalım arkadaşlar. Cem'in arkasına 2x kişi geldiğinde, Cem'in arkasında normal şartlar altında 17 kişi yok muydu? Evet. 2x kişi daha gelirse arkadaşlar ne olacak? 2x artı 17 kişi olmuş olacak arkasında. Değil mi? 2x artı 17 kişi olmuş olacak. Cem sondan y artı 8. sırada oluyor. Şimdi o zaman arkasında kaç kişi daha var? Y artı 7 kişi daha var. Değil mi? Evet. Çünkü kendisi y artı 8. Arkasında y artı 7 kişi var demek ki. Buradan da arkadaşlar y eşittir 2x artı 10 yapmaz mı? Buradan y aynı zamanda x artı 14'e eşit. Y yerine x artı 14 yazarsam 2x artı 10 x de buradan ne olacak? 4 olacak. Bizden ne istiyordu? X değerini istiyordu. Bakın doğru cevabımız A şıkkı. Tamam. Aynen benim yaptığım gibi yapın. Geldik 5. soruya. Yukarıda iki kemerde bulunan delikler kendi içinde eşit aralıklar ile delinmiştir diyor. Hemen bakalım eşit aralıklarla delinmiş ya. Şimdi A'dan B'ye kadar ve D'den E'ye kadar bakın ikisi de eşit mesafe değil mi? O yüzden bakın burada kaç tane boşluk var? 2, 3, 4. Burada 1, 2, 3. O zaman 3 ve 4'ün katı olacak şekilde. Bakın 12'de eşitlersem 3A, 3A, 3A ve 3A olsun. Burası da 4A, 4A ve 4A olsun arkadaşlar. Anlaştık. D noktası sabit kalmak koşulu ile kırmızı kemerdeki ardışık iki delik arası uzaklık 12 birim daha geniş olursa B ile E delikleri yerine K ile E delikleri aynı hizada olmaktadır. Normalde B ile E aynı hizada oluyor ya. Ama kırmızıları diyor 12 daha geniş tutarsam diyor K ile E delikleri aynı. Yani E noktası artık buraya değil de K'nın hizasına gelmiş olacak diyor. Yani şuraya bir yere gelmiş olacak diyor. Tamam. Haliyle arkadaşlar bakın şurayı sileyim. Biraz daha net görünsün. Şimdi aynı şekilde burası da 3A. 3A değil mi? Evet. Bakın şurası da 6A olması lazım değil miydi? Evet. Şimdi normalde şurası 4A. Ama 12 santim daha uzadı ya arkadaşlar. O zaman bakın bu arası demek ki 12 olmalı. Yani 4A artı 12 ile 6A birbirine eşit oldu. 2A buradan 12, A da buradan 6 olarak buluruz. Değil mi? Kemer üzerindeki tüm delikler aynı doğru üzerinde olduğuna göre
AK artı DF toplamı kaçtır diyor. AK'yı bulalım. AK arkadaşlar şuradan şurası değil mi? 4, 5, 6, 6 tane 3A var. Yani 18A var. A'yı da 6 bulduk. Değil mi? 18 çarpı 6'dan 108 santim mi oldu? Tamam. DF'yi soruyor. DF'de arkadaşlar şuradan şuraya kadar değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 4A var. Yani 24A var. A'yı da 6 olarak bulmuştuk. 24 çarpı 6'dan da 144 birim oluyor arkadaşlar. Değil mi? O zaman bunları toplayalım. 108 ile 144'ü topladığım zaman da 252 buluruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 6'ya. Şekilde bir sokakta yer alan dik yokuşta dik yokuşa inşa edilmiş merdivenin görseli verilmiştir diyor. Tamam. Merdiveni kullananların dinlenmesi amacıyla ilk basamaktan itibaren her 3 basamaktan sonra uzun bir basamak yapılmıştır. İnceleyelim biraz. Bakın her 3 basamaktan sonra 1, 2, 3. Bakın şu da uzun. 1, 2, 3. Bakın bu da uzun. Hep bu şekilde örüntü bu şekilde. 3 kısa, 1 uzun şeklinde devam etmiş. Tamam. Uzun olan basamağın uzunluğu kısa olan basamağın uzunluğunun 2 katından 4 fazladır diyor. Yani şurası uzunluk K olursa bu uzun olan ne olacak? 3K artı 4 olmuş olacak. Değil mi? Tamam. Bunu da hallettik. Her basamağın yüksekliği 20 birimdir. Yüksekliklerinde ne yapalım arkadaşlar? Şöyle not edelim. Bakın. Şurası 20. Şöyle. Bak şurası 20. Hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Her basamağın. AB uzunluğu 1138. Onu da yazalım. Bakın şuradan şuraya 1138. BC uzunluğu da 600. Şimdi arkadaşlar bakın her basamağın uzunluğu 20 değil miydi? Evet 20, 20, 20, 20, 20 gidiyor böyle. Kaç tane? 300'e kadar, 600'e kadar gidecek. O zaman kaç tane 20 var? Diyelim ki x tane 20 olsun. Bu 600'e kadar gidecek. X de buradan 30. Demek ki bu ne arkadaşlar bulduğumuz? Bakın birimler çok önemli. 30 basamak var değil mi burada? Yani merdiven var. Tamam, 30 tane merdiven var yani. Anlaştık. Kısa basamağın uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar bizim örüntümüzde 3 kısa bir uzun değil mi? Evet. Hatta şöyle gösterelim. 3 tane kısa bir tane uzun. 3 tane kısa bir tane uzun. Böyle gidiyor. Şimdi bunlar örüntü arkadaşlar hep böyle dörtlü dörtlü gitmiyor mu? Bakın örüntü hep böyle dörtlü dörtlü gidiyor. Peki kaç tane paket vardır böyle? 7 tane paket vardı değil mi? 7 çarpı 4 28 ya. 28. de en son bu şekilde biter arkadaşlar. Bu şekilde biter. Sonra başa döner. Başa döndüğü zaman da 29. bu. 30. da bu. Yani 7 tane paket var. En sonda 2 tane de kısa artıyor. Peki bu 7 paketi hesaplayalım arkadaşlar. 7 tane pakette bakın hepsi x değil miydi? Bak 3 tanesi x değil mi bunların? O zaman 3x olacak. Bak bir paketi buluyorum ben şu anda. Bir de uzun var. Uzun da 2x artı 4 değil miydi? Öyle miydi arkadaşlar? 2 katından 4 fazla. Şurada yanlış mı yazmışız? Şurada 2k artı 4 olacak. Değil mi? Tamam. 7 tane paket varsa arkadaşlar o zaman bunu 7 ile çarpmam lazım. Bir de artı 2 tane kısa var. 2 tane kısalar da x değil miydi? Bu 1138. Niye 1138 arkadaşlar? Bakın ben neyleri hesapladım? Şunları hesapladım. Bak şunlar, 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 şunlar. Yatayda hesapladıklarım. Yataydakilerin hepsi tamamı da bakın 1138 olmayacak mı? Evet. O yüzden buna eşitledik. Buradan arkadaşlar 5x artı 4. 7 ile çarparsam 35x artı 28 artı 2x değil mi? Eşittir 1138 mi oluyor? Buradan 37x eşittir ne olacak? 1110 mu oluyor? 37 ile 111 ile 37'yi sadeleştirsem 3 oluyor. X buradan 30 geliyor yani arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Kısa basamağın uzunluğu. X demiştik. Onu istiyor. Yani doğru cevabımız D şıkkı. Tamam. Bence bu da güzel soru. Buna da bir yıldız atmakta fayda var. Geldik 7'ye. Sercan
Elindeki uzunlukları eşit iki adet çubuğun bir tanesini ikişer santimlik parçalar halinde ve diğerlerini üçer santimlik parçalar halinde kesmek istediğinde toplam 18 defa kesme işlemi gerçekleştireceğine göre. Şimdi elinde iki adet çubuk varmış arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Tamam. Eşit uzunluktaymış bunlar. Şimdi bir tanesini iki adet iki eşit parçalar halinde hep eşit iki adet çubuğun bir tanesini ikişer santimlik. Yani şöyle ikişer santim, ikişer santim değil mi? Kesiyor. Peki kaç tane parça var böyle? Değil mi? Hemen aklıma gelmesi lazım bunun. Kaç parça? Bilmiyorum. X tane olsun. O zaman haliyle arkadaşlar 2x mi olur toplam uzunluk? Değil mi? Evet. Şimdi alttaki de arkadaşlar 3 santim, 3 santim. Böyle 3 santim, 3 santim. Peki kaç parça? Bundan da y parça olsun arkadaşlar. O zaman toplam uzunluk yine 3y parça olmaz mı? Uzunluk. Şimdi bunların zaten ikisinin boyları eşit. Haliyle 2x ile 3y'nin birbirine eşit olması lazım. X buradan 3'ün katı, y de buradan ne olması lazım arkadaşlar? 2'nin katı olması lazım. Değil mi? O haliyle arkadaşlar bir tanesinin uzunluğuna 2x dedim ya. 2 çarpı 3, 3k'dan uzunluk tamamen 6k olması lazım. Yani 6k olacak arkadaşlar. Şunun tamamının uzunluğu. Evet. Ne istiyor bizde? Toplam 18 defa kesme işlemi yapıyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz burada x parça yok mu? Evet. Halde x parça varsa buna ne kadar kesme işlemi yapılmıştır arkadaşlar? Bir eksiği kadar. Değil mi? Bir eksiği kadar. Yani x eksi 1 kesim işlemi yapılmıştır. Aynı şekilde arkadaşlar burada da y eksi 1 kesim işlemi yapılmıştır. Bunları toplarsam ben x artı y eksi 2 eşittir. Toplamda çünkü 18 tane kesme işlemi yapılmış ya. X artı y'nin ben buradan 20 olduğunu bulurum. Tabii x ile y'yi de arkadaşlar k'lı cinsinden yazacak olursam 3k artı 2k'dan 5k gelecek. 5k 20 ise k da buradan ne gelecek? 4 gelmiş olacak arkadaşlar. K'yı da 4 buldum. Toplam uzunluk 6k değil miydi? O zaman ne olacak arkadaşlar? Bunun uzunluğu demek ki 24 santimmiş. Çubuklardan birini 4'er santimlik parça halinde. Bakın bunu 4, 4'er 4'er ayırıyorum. Değil mi? 4'er 4'er ayırdığım zaman arkadaşlar 3, 4, 5, 6. Tamam. Kesmek isteyen kaç defa kesim işlemi yapar? Arkadaşlar kaç defa kesim işlemi yapacağız? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 defa kesme işlemi yaptığım zaman 4'er parçalık halde gelmiş oluyor. Tamam. Şimdi nasıl hesaplıyoruz? Şöyle hesaplayabilirsin. 24 ya. 4'er parça halinde kesmeyeceğim mi? Bu kaç parça olacak arkadaşlar? Bu 6 parça olacak. Kesim işlemi bunun bir eksiği kadar olması lazım. 5'i buradan da bulabiliriz arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 8. ve son sorumuza. Yukarıdaki A noktasından B noktasına ulaşmak için A'dan B'ye ulaştıracağız. 1, 2 ve 3 numaralı yol güzergahları verilmiştir. Bakın 1, 2 ve 3. Tamam. 1, 2, 3 ve numaralı yolların ücretleri sırasıyla 60, 70 ve 40'mış. Bu neymiş arkadaşlar? 60 TL'ymiş. Bu 70 TL'ymiş. Bu da arkadaşlar 40 TL'ymiş. Tamam. Şuraya kadar aldık notumuzu. X, Y ve Z araçlarının kilometre başına yakıt tüketimi sırasıyla 50 kuruş, 40 kuruş ve 60 kuruştur. Şöyle diyelim. X, Y, Z. 50 kuruş, 40 kuruş ve 60 kuruş. Anlaştık arkadaşlar. Aldık notumuzu. Devam edelim. Buna göre X, Y, Z araçların en uygun fiyatla A noktasından B noktasına ulaşması için hangi güzergahı izlemeleri gerekir diyor. Hepsini tek tek yazacağız bunların ya. Yazalım bakalım. Yazalım. Şimdi X için bulalım. X, Y, Z için şöyle bir bulmaya çalışalım arkadaşlar. X diyelim ki birinci güzergahı kullanıyor. Birinci güzergahı kullandıktan dolayı bir kere
Birinci yol kullandığından dolayı 60 TL bir verecek zaten. Sonra artı bir de ne kadar yakıyor. Şimdi 100 kilometre gidecek ya. X arkadaşlar kilometre başına 50 kuruş yakıyordu. O zaman 100 kilometre giderse 50 TL yakar. Yani toplamda 110 TL ödemiş olur birinci yolu kullanırsa. İkinci yolu kullanırsa ne kadar ödeyecek? 70 TL ödeyecek arkadaşlar ikinci yoldan dolayı. 70 kilometre. Kilometre başına 50 kuruş yakıyordu. O zaman 35 TL de bunun için öder. Yani 105 TL ödemiş olur arkadaşlar. Bakın. Üçüncü yolu kullanırsa da bakın 40 TL ödeyecek. Bir de 120 kilometre başına 50 kuruştu. Ne kadar ödeyecek? 60 mı? Yani 100 TL mi ödemiş oluyor arkadaşlar? Değil mi? Demek ki X için arkadaşlar hemen üçüncü yol. Değil mi? Üçüncü yol en uygun. Şimdi Y için bakalım arkadaşlar. Bunu da tek tek hesaplayalım. Birinci yolu kullanmış olsa bir kere bir 60 TL ödeyecek. 100 kilometre gidecek arkadaşlar. Kilometre başına 40 kuruş yakacaktı. O zaman 40 TL de buradan yakar. Yani 100 TL yakmış oldu. Ödemiş oldu arkadaşlar. İkinci yolu kullanırsa 70 TL'yi ödeyecek. Kilometre başına 60 kuruş ödeyecekti. Pardon, 40 kuruş ödeyecekti. O zaman 7 çarpı 4'ten 28 TL de buradan ne kadar? 98 TL mi oluyor? Evet. Üçüncü yolu kullansın. 40 TL ödeyecek. 12 çarpı 4'ten de 48. Yani 48 TL daha ödeyecek. 88 TL. Yine en uygun arkadaşlar üçüncü yol oldu. Yine üçüncü yol olmuş oldu. Biz Z'yi de hesaplayalım. Z'yi de hesaplayalım. Şuradan şurada biraz bir temizlik yapalım. Evet. Birinci yolu kullansın. 60 TL verdi mi? Verdi. Bu da 60 kilometre yak. 60 kuruş yakacak kilometreye. O zaman 60 TL daha yakar. Yani 120 TL ödemiş olur. İkinci yolu kullanırsa 70 TL verecek. 7 kere 6 42. 42'den 42 lira da yaktığı kuruş olacak değil mi? TL olacak arkadaşlar. 112 TL mi olacak? Tamam. Üçüncüsü için de 40 TL verecek. Artı 12 çarpı 6 72 de buradan ödeyecek. Yani toplamda yine 112 TL ödemiş oluyor. Yani ikinci yoluyla ikinci de olur, üçüncü de olur arkadaşlar. O zaman haliyle ya biz 3 3 2'yi arayacağız ya da 3 3 3'ü arayacağız. Hangisi varsa. Bakalım bu olmaz zaten. B şıkkı da olmaz. 3 3 2. Bak var, C şıkkında var. 3 1 2 2 2 1. Değil mi? Doğru cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.